şu dereye gitmek istiyorum. Bakalım buralar ne durumda? Kazların bayağı sesi geliyor da. Oo, her yer papatya. Buradan nereden bakacağım ya? Her yer ot olmuş. Isırganlar her yerde. Böyle bunların tazelerinden toplayıp, bizim bahçede de çok var gerçi. Bir ısırganlı börek yapalım. Burası çok güzel oldu ya. Gerçekten böyle mutfağın camından falan bakıyorum. Sabah uyandığımda mis gibi bir... Ay, o neydi? Suya bir şey atladı. Şey, kurbağa değil ama. Neydin sen ya? Şey, böyle ince uzun bir şeydi. Suya atladı. Kurbağa değil ama. Vallahi göremedim. Merak ettim. Bakayım içinde mi ki? Neredesin? Neye benziyordun? Hop. Kurbağa. Küçük kurbağa yavrusu galiba. Yine o bizim güzel kuş ötüyor. Bu kısma marul ekiyoruz. Böyle arkadaşlarımız bize kendi bahçelerinden marul getirdiler. Bir sürü marul tohumu, pardon, marul fidesi. Bunları dedik. Bunların biraz komşuya verdim. Birazını da kendimiz dikelim. Ama yine de çok gibi. Bilmiyorum. Artık hepsini diker miyiz, dağıtır mıyız? Değil mi? Çok var. Şimdi bir de artık havalar da ısındı. Marullar böyle hemen tohuma kaçıyor çabucak. Hepsini diksek de şeye kaçıyor. Aynen dediğin gibi tohum. Evet, tohuma kaçıyor hemen. Evet, ektiğimiz domatesin üstünde çiçekler var. Şöyle koyayım ben de. Oradan şey yapalım, dikelim. Bayağı da marul fidesi var baksana. Bir sürü. Küçük küçük çok şey var, tohum var. Aman, fide var. Neden tohum diyorum ben bugün bunları sürekli? Gübreli burası, çok güzel. Evet. Evet, marulluğumuz tamam. Burası böyle bir marulluk oldu değil mi? Evet. Çok da güzel görünüyor. Tamamdır. Birkaç tane de şu soğanların yanına dikelim.
Hem böyle şöyle değil mi? Etrafında güzel görünüyor. Bu tarafta da var ya marullar. Şu şeyleri lokalara yapacağız. Onları biraz açsın da tohumlarını alayım. Ondan sonra şey yaparız, çıkarırız. Ay canım benim, ne güzel olmuşsun. Bak buraya düşürmüşsün bir tane. Evet. Al. Babamın içine su yapalım ya. Biraz can su verelim. Verelim. Ne oldu? Ay, öbür taraftayım. Koş diye bağırıyor. Var ya, buraya saklanmışlar. Ya bakıyorum bakıyorum, göremiyorum. Bakayım. Sen ne diyorlar ki? Var bak ortası. Bakayım. Bence birkaç gün daha yoksa iyi olur. Çok büyükler ama tam güzel yenecek kıvamda değil mi? Saklanmıyor. Saklanıyorlar, görülmüyorlar yeşilden. Bu eriğin çok lezzetli olduğunu söylemişlerdi. Gerçekten öyleymiş. Hani can erik mi, papaz erik mi, hangisi güzel, daha lezzetli bilmiyorum ama onlardanmış. Gömü bitti. Bitti mi gömü? Ben cebimi toplayayım. Buraya ver. Rahat rahat şey yapabilirsin. Fasulün için atabilirsin. Ver ver, buradayım. Yapma. Düştü mü? O da gitti. Bunlar zaten herhalde birkaç gün daha dursun diyor ama. Tamam dursun o zaman. Yok, sanki dokunduğum gibi dalından kopuyor ya. Ben de şey yaptım ya geçen gün. Böyle çekiyordum kameraya, hep dal elimde kaldı. Gerçekten çok güzel. Düştü. Al ya, yukarı yeriz ha. Ama bir şey söyleyeyim mi? O kadar taze ve hassas ki değdiğin anda böyle çatlıyor. Buralarda da var ama biraz küçükler var. Kalsın istersen küçükler. Orsiyon çıktı mı? çıktı güzel. Sanki azalıyor gibi geliyor bana. Çünkü ben yedim teminden beri, al. Emiyorum. Çok güzel ama. Hayır, şimdi sen ekşi. Ekşi değil ki. Allah Allah. Diyorum ya, o kadar tatlı ki. Bak al, sıfır ekşi. Hiç hiç ekşi değil. Çok güzel değil mi? Bitti. Tamam. Küçükler kalsın. O zaman. Ama kalsın. Sonra toplayayım onları. Oo, orası da çok güzel. Elinin altında var bak şurada. Şey, yeşil yapraklardan göremiyorsun. Tam altta. Oo, bir sürü var. Oo. Ya çok güzel bir şey değil mi böyle dalından toplayıp yemek? Tabii canım. Bak burada da var, şurada da var. Şundan mı diyor? Bu tarafta da var. Evet, orada bak. Hemen elinin altında. En altta var. Evet o. Evet. Açılı var mı lan? Açılacağım burası. Bitti mi? Geliyorum. Bakacağım. Dur baba, biz şimdi boğaz peşindeyiz. Biz şimdi boğaz derdindeyiz. Ne bu? Erik. Ha?
Şey arıyor, can arıyor. Çok güzel ama tadı. Yeterli. Ha bak şu bak. Şu mu diyor? Evet. Ha. Tamam. Tamam. Topladık fazlalıkları. Fazlalıklarını aldık ağacın. Niye daha şişmadan mı? Şimdi bu ya. Bu sene şey yaptık ya. Budadık ya. Budadık. Seneye var ya bu üstüne yedikler yıkılır. Yıkılır. Büyük olanları topladık. Bayağı büyük. Çok güzel gerçekten. Enfes bir tadı var. Şeker gibi. Evet, babam da burayı temizledi. Otlar bayağı çoktu burada. Şu kapının etrafını açıyor. Buraları falan şöyle açıyoruz. Şu kenarları da toparlayalım. Kapının girişine kadar otlar çıkmış. Şurada falan bir sürü var. Bunları güzelce toparlayalım. Böyle temiz ve bakımlı olsun bahçemiz. Biz bayramdan önce bunu boyadık. Tazikli makine var diye bizde Kadir abinin. O makinayla bunu iyice temizledik. Yosunlarını arındırdık. Ve üzerine böyle boya yaptık. Beyaz boya. Tertemiz oldu. Ama bunun görüntüsü yok. Yani görüntülerde sorun oldu. Kameranın hafıza kartıyla ilgili. O yüzden görüntüleri alamıyorum. Şimdi size göstermek istedim. Tertemiz oldu. Duvarın da bitmiş hali böyle. Tamamen kapandı. Hiçbir şey kalmadı. Böyle ferah görünüyor. Şöyle yan tarafa doğru da gelince burası da temizlendi. Bu oldukça yosun var bunda. Çok fazla yosunluydu. O tazik makinesi yosunları tamamen temizledi. Hatta bu şey böyle yeni oldu yani. Yeni alınmış gibi bir hale geldi. Şimdi yavaş yavaş buraya geliyoruz. Sıra burada. Burayı da halledersek çok güzel bir görüntü elde edeceğiz bu kısımda. Başladık mı işlere? Başladık ya, iki gündür hapis olduk içeride. Hava o kadar kötü ki. İki gündür evin içindeyiz. Güneş de yok. Bugün biraz gösteriyor, biraz göstermiyor. Başladık. Hışkırık tuttu, benim de ses gelmese bari. Ses gel, gitmez mi canım mikrofondan? Ses gelmese bari diye. Nanelerini kurtardım. Aa, süper. Aynen. Şimdi bu otları biçeceğiz. Tamam. Makineyle tabi. Makine orada yerde yapıyor. Birazdan onu halledeceğiz bakalım. Otları da temizlemeye başladık. Babam buradakileri söküyor. Buraya kadar ben yaptım ha. Evet tamam, buraya kadar sen yaptın. Şimdi biz babamla evden yeni çıktık. Sen otları topla şunları. Şurayı da göstereyim. Burayı da temizledik geçen gün. Burayı da temizledik. Şuraları açtık. Önünü açtık. Buraya da iki tane çiçek ektim. Komşudan çiçek aldım. Çok güzel böyle mor mor açan çiçekleri var. Ondan iki tane aldım kök. Bakalım tutacak mı? İnşallah tutar. Burayı da böyle birkaç tane çiçekler ekeceğim. Yavaş yavaş temizliyoruz. Açıyoruz her yeri. Neredesiniz? Buradalar. Ben internetten de baktım. İnternetten de baktım. Kaz ayağı olarak geçiyor bu. Sirken diye yazmışlar ya. Şeyde. Bir önceki videoda. İlkay bütün sirken otlarını yoldun diye. Ya o kadar çok var ki. Elbette daha böyle körpe olanları seçip toplarım diye düşündüm. Çok var çünkü her yerde. Bunu kavuralım bakalım nasıl olacak. Vallahi ben hiç yemedim. İlk defa tadına bakacağız değil mi? Güzel olur ya, ot faydalı olur. Ya ısırgan falan çok şey yap. Çok yedim de.
Börek şu da şu. Börek falan da yedi ısırganlı. Evet o da. Bunlar işte. Bunu haşlayıp limonlu falan böyle salatası da yeniyormuş. İnternetten baktım. Öyle tarifler de var. Birçok tarif var yani. O baksana bir sürü. Ama bunun ilk defa tadına bakacağım. Birazdan şu işleri bitirelim de kavurayım ben bunu, akşam hazır olsun. Bitirebilirsek bahçedeki işleri. Şu kısma da şuraya patates ektik. Burada patatesler var. Evde böyle filizlenmiş patatesler vardı. Bir 10-15 gün evde yoktuk ya, patatesler filizlenmiş. Biz de dedik onları buraya, bu kısma ekelim. Buraya ektik hepsini. Değerlendirmek istedik ya, ziyan olmasın. Bu tarafı komple patates yapalım ya. Olur, yaparız. Yani sol tarafı yani. Bakalım. Ha? Daha gerekiyor. Ben de yardım edeyim biraz. Evet, biraz daha toplayalım değil mi? Tabii. Çünkü kavrulunca bir şey kalmaz. Kalmaz. Tamam. Baba ne kadar ilerledi? Bayağı bu kenarları açmışsın. Sonuna geldim. Sonuna geldin mi? Sonuna geldim. Hay maşallah. Aydın da bir yandan yine harç yapıyor. İşleri ara verince bitirmemiz gereken işler hepsi sona birikiyor. Kaldı. Hepsi birikiyor. Hepsi birikti. Olsun ya, az bir şey kaldı. Yer kaldı değil mi? Şu var. Nereye yapacağız? Şurayı mı? Biraz. Görüntü biraz. Evet, kötü görünüyor. Evet. Onu halledeceğim. Bakalım. Komple böyle sıvayacak mıyız şimdi? İnce sıva geçeceğim. Ondan sonra artık bir renk boyayacağız ya da beyaza boyayacağız. Beyaz yaparız. Temiz olur ya. Hı. Beyaz boya tertemiz görünür. Bunlar da yarım kalmış zaten, değerlendiriyorum. Kadir abi! Oho Kadir abi. Kadir abi geldi. Çekim var diye içeri girmiyor. Buranın da bu görüntüsünü kapatalım. Sonra beyaza boyarız. Aydın otları biçerken yok sana demedim. Aydın otları biçerken dedi ki ben otlara geçeyim. Babam da sıvaya geçti. Böyle bir iş paylaşımı yaptık. Ben de biraz daha fazla o sirken otundan topladım.
Bitmek üzere, az kaldı. Şöyle şu köşeye kadar gelmiş babam. Evet, komple biçme bitti. Şimdi toplayacak mıyız bu otları? Tabii. Biraz daha biçebilirim ya, sonra uzun kalan yerleri. Anladım. Ne kadar uzamıştı otlar değil mi? Baksana, kocaman bahçe ortaya çıktı. Ya, çapa makinesiyle yapacağız da. Ama çok uzundu ama değil mi? Çapa makinesiyle zorlayacak. Evet. En iyisi dedik biçelim. Az da kabasını alalım. Hem biraz daha toprağın kurumasını çabuklaştıracak. Birkaç gün sonra da çapa makinesini soktuk mu kalbur gibi olur. Ondan sonra da hayırlı ekimler dikimler inşallah. İnşallah. Tohumlarımız bizi bekler. Otları tamamen biçtik. Başladık bu sirken otlarını ayıklamaya. Sirken otlarımızı ayıklayalım. Şöyle kimileri köklü geldi de bu köklerini keseyim dedim. İnternetten de baktım tariflerini az önce. Şimdi bu tariflere göre yapacağım. İlk defa yiyeceğiz. Tadına bakacağız. İnşallah güzeldir tadı. Merak ediyor musun? Evet, ben mi ya? Acıktım zaten. Ben ediyorum vallahi tadını. Yumurta şöyle falan da kırılır mı acaba? Valla kırılır ya, ne kırılmayacak? Soğanı falan kavuruyorlar öyle. Şimdi internetten baktığım tarifte böyle iri iri doğruyorlar. Ben de şöyle irice doğramak istedim. Şimdi kaynayan suya, sıcak suya atıp böyle bir 5 dakika sıcak suda otları tutup sonra suyunu sıkacağız. Yani internetteki tarif öyleydi. Herkes öyle yapıyor. Bütün hanımları gördüm. İzledim. Beğendim. Like'ımı attım. Ben böyle yemek tarifleri ya da bir şey videoları falan izlerken tabii artık işin içinde olunca emeğe saygı deyip gerçekten herkesi beğeniyorum. Yorum yapmam gereken durumlarda yorumumu da atıyorum. Sizden de beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.
Şimdi bu 5 dakika böyle kalsın. Sonra bunu kavuracağım. Yani direkt aslında böyle soğanın üzerine tavada olmaz mı yani? Bence olur. Hani illa böyle haşlamamız mı gerekiyor bilmiyorum ama bütün tarifler şeydi. Hepsi haşlayıp suyunu sıkıyordu. Öyleydi. Bilmiyorum. Yani öyle de deneriz. Direkt hani yıkadıktan sonra böyle kavururuz. Acaba çok mu su salıyor? O yüzden mi öyle yapıyorlar? Onu da bilmiyorum. Neyse öğreneceğiz. Bilmediğimiz şeyleri de öğreniyoruz. Sirke notlarımız haşlanırken böyle soğanları da doğrayalım bir yandan. Hazır olsun. Çünkü işimiz bayağı bir çok. Hem akşam yemeği gibi hazırlayalım her şeyi. Aradan çıksın. Şimdi bahçeye çıkacağız. Zaten işler var. İşlere devam. Sıkıyorum ben de iyice. Oo, bayağı bir su çıkıyor. Ay ne kadar az kaldı. Ben yine koca bir leğen topladım yani bottan. Olsun yani tadını bilmediğimiz için şimdi biraz da çok toplamak istemedim. En azından bir deneyeyim dedim. Eğer güzelse toplamaya devam ederim sonra. İlk defa yiyeceğiz ya biraz da az olsun. Ama bu da çok azmış. Biraz daha tuz atalım. Hazır mıyız? Tadım yapacağız şimdi. Şöyle alayım da. Ay. Şimdi ben bunu yumurtalı değil de akşam yemeğine böyle salata gibi yoğurtlu yemek istiyorum. Tadına bakacağız. Çok güzel. Tatlı mı? Ispanağa benziyor. Dediler ya, ıspanak ağızda böyle buruk bir tat bırakır ya, bunda yok o. Ama tadı aynen ıspanak gibi. Tadarken bitireceğiz zaten biz bunu. Nasıl? Çok güzel değil mi? Aa, daha önce hiç keşfetmedik bak. Ay be, bahçemizde neler varmış? Hazine varmış. Ay ben çok beğendim bunu. Topladığımız otlar bu kadar çıktı. O kadar kalır. Şöyle üzerine yoğurt dökeyim de böyle yoğurtlu, yumurtalı falan da yeniyormuş. Yine toplayalım da kahvaltıya yumurtalı yaparız. Şöyle sarımsaklı yoğurt yaptım ben. Böyle sarımsaklı yoğurtlu yiyelim. Tam bir porsiyon. Olsun yeter bize. En azından tadını öğrenmiş olduk. Tadını bilmiş olduk. İlk defa tattık. Hatta onu biz tadarak bitirelim. Sarımsaklı yoğurdu nasıl olacak merak ediyorum. Biraz da toz biber. Evet, onun için açtım. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel. Harika. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Bayağı şey kavururken yağ var diye yağlı yakmak istemedim toz biberi. Şöyle. Bütün otları toplayalım gel gidelim. Vallahi toplayalım. Hepsini toplayalım. Biçmedin değil mi hepsini? Kaldı kenarlarda. Şu, bu, yani sağ taraftaki bahçeyi bıraktım. Öyle mi? Hı. Eline sağlıyor. Gerçekten bilmeyenler denesin. Mükemmel bir tadı var. Evet, bize de söylediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür sağ olun. Ederiz. Yemeğimizi de yaptık. Yani salatamızı yaptık diyelim.
Ama ben tadına bayıldım gerçekten. Tarttan daha bir tatlı, bir hoş tadı var. Evet, çok hoş tadı var. Öyle buruk bir tat gerçekten bırakmadı ağızda. Ispanak yedikten sonra kalır ya böyle bir tat. Ben onu sevmiyorum. Bayağı otlarımız temizlendi. Şurada da var hayatım. Alacağım ya da sivri gelmedi şimdi. Parça parça. Bu kenarlara çapa makinesi sürülecek ya, giremez diye böyle temizliyormuş kenarları. Şuraları falan aldım. Vallahi bayağı yorulduk ya. Yine işlendik yani. Ben temizleyeyim burayı. Kapatalım videomuzu da. Tamam. Ben de yardım edeyim. Öbür taraftan gelelim, ortada buluşuruz. Ya aslında girer böyle buralara şey ya. Buraya giremez canım. Yani bayağı bir yanaşabilir ama yine de taş var ya. Hani şey yapmasın. Şu ya. Altları yaptım ya bak. Makineye de zarar vermesin diye. Baban yaptı gerçi. Diğer tarafını da. Aynen, o bayağı bir şey yaptı ya. Burayla uğraştı. Buraya da yaptık mı tamam. Evet. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.